Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Mastave yapacakmışız. Mastave bir Osmanlı yemeği. Canbaz. Kanki. Ispanakları böyle saldı kendine. Kanki. Bence yeterli Yasko. Kanki Canbaz. Süper. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin Kakan, herkese. Canbaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, ümmetler, anlatılmaz lezzetler mutfağımızdan herkesi selamlıyoruz. Bugün çok özel bir yemek yapacağız. Mastave yapacakmışız. Mastave bir Osmanlı yemeği. Özel bir tavsiye, özel bir İstek üzerine mastabe yapacağız. Mastabe aslında çok kolay bir yemek gibi gözüküyor ama biraz hassas olmak lazım. Buna yemek gözüyle de bakabilirsiniz. Ara sıcak gözüyle de bakabilirsiniz. Soğuk meze gözüyle de bakabilirsiniz. Aslında hani diyet yapanların yemek niyetine götürebileceği gerçekten farklı ama yani ecdadın yeşile ne kadar değer verdiğini, neden büyük zaferler kazandığının bence ispatı. Çünkü ıspanakta demir var biliyorsunuz. Demir, demir gibi güçlü, kuvvetli oluyor. Biz bugün mastabe yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle ateşimizi bir yağlıyoruz. Malum olduğu üzere, evet, olay başladı arkadaşlar. Bira bismillah dedik. Bugünkü yemeğimizi yapmaya başladık. Öncelikle Onur ailesine, Özen ailesine, Onur Market ailesine teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü biz bu yemekleri, bu malzemeleri ve bu koordinasyonu Onur Market'in katkılarıyla yapıyoruz. Ayrıca sponsorlarımız var. Onlara da selamlar olsun. Ben hemen yağımı aldım. Çok yağ kullanmayacağım. Ve birazcık şöyle. Evet birazcık. Yağımı attım. Yağ şöyle bir cızırdasın. Şıkır 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 seslerini duyduktan sonra ne yapacağım? Önce soğanlarımı atacağım. Ama bu yemekte hassas bir nokta var. Özellikle mor soğan kullanacağız. Biz hemen ne yaptık? Soğanımızı doğramaya başladık arkadaşlar. Soğandan sonra ıspanaklarla önce ıspanağın yapraklarıyla ilgileneceğiz. Burada ıspanağı iki defa kullanacağız. Ispanağın önce yapraklarını kullanacağız. Yapraklardan sonra en önemlisi işte mastabe. Önemli olan mastabede evet yaprakları kullanıyoruz ama ıspanağın kökünü kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun çorbası da çok güzel oluyor. Hatırlatması benden. Dumanlar çıkmaya başladı. Ben hazırım diyor. O zaman Kanki Canbaz hemen şöyle şöyle biraz bocaladıktan sonra kavuşturuyor aşıkları ve şov başlıyor. Benim şu güzel bir babaannemden kalma kaşığım var. Bunlar hep babaannemin, rahmetli babaannemin çeyizliğinden kalmış. Biz de hatıra olarak saklıyoruz. Kim derdi ki Sadife Abur'un çeyizindeki malzemelerle Kanki Canbaz yemek yapacak. Bırak. Soğanlarımı kendi haline bıraktım arkadaşlar. Soğanlar şöyle bir kendine gelsin. Tabi mesafe, evet mesafe biraz bugün az. Koşturmacamız az. Ama biz vaktiyi değerlendireceğiz. Öncelikle ben vakti zamanı gelmeden şu sarımsakları ezilecek kıvama getireyim. Efendim soğanlarımızı biraz daha karıştıralım. Evet bu arada soğanlarımız çok güzel bir hal aldı. Tabi buna birazcık tuz eklememiz lazım. Ardından karabiber eklememiz lazım. Olmazsa olmazımız tuzumuzu, karabiberimizi bocalıyoruz. Biz kaya tuzu kullandığımız için biraz abartarak döküyoruz. Neden? Kaya tuzu sonuçta daha sağlıklı. Ama ne kadar azla koydun Canbaz diye yorum yapmayın. Çünkü onun bir hani diğer rafine tuza nazaran biraz daha böyle ne diyeyim hafifliği var. Efendim haydi devam. Haydi devam. Kanki Canbaz. Özellikle kızcam dedi ki baba ıspanağa bıçak vurma dedi. Bak çok önemli bir tüyo. Ellerinle dedi parçala at dedi. Ben de aynen onun dediği gibi yapıyorum. Şöyle şıkır şıkır yapıyorum. Böyle şıkır şıkır. Evet. Attım. Hemen bir daha karıştırayım. Takviyeye devam edeceğim. Biraz hızlı olmam lazım. Soğanların
yanmaması lazım arkadaşlar. Eyvallah. Ispanaklarımızı bıraktık. Soğanlarla buluşturduk. Ne yapıyoruz? Ispanağımızın üstünü kapatmıyoruz. Neden? Ispanağımızın üstünü kapatırsak sulanır. Çok önemli bir detay. Ben onlar şıkır şıkır o güzelim sesler gelirken şu sarımsaklarla olan diyaloğumu devam ettireyim. Havanım da bunları bir hazırlayayım. Onlar hazır olsun. Hazır olsun ki süzme yoğurdumuzla canlı bir sunum hazırlayacağız size. Mastabe yapıyoruz. Mastabe. Makbul eden aklıma gelsin. Mastabe yapıyoruz. Mastabe bir Osmanlı yemeği. Güzel de valla. Ben bunu karıştırdım. Yalnız dediğim gibi gerçekten güzel oluyor. Evet. Oh! Yalnız ıspanaklar da güzelmiş ha. Onur Market'ten mi aldınız? He? Evet. Onur Market'ten aldınız. Onur Market'te dükkan sizin. Bereket versin. Bereket versin hepimize. Hadi bakalım. Bereket versin, bereket versin, bereket versin herkese. Evet efendim, soğanlarla ıspanağımızı buluşturduk. Gerçekten çok ıslah oldu. Çok güzel oldu. Bir iki dakika daha dursun. Bir iki dakika daha dursun. Neden? Neden? Ben hemen sarımsaklarımı şöyle kenaraya alıyorum. Şu tabağımı alayım. Buradan Zox'a teşekkür ediyorum. Anlatılmaz lezzetlere özel tabaklar hazırlıyorlar. Ki yeni tabaklar da yoldaymış. Haberini aldım. Bize özel tabaklar hazırlanıyormuş. Nesli Şah'a buradan Zox'a selam gönderiyorum. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim. Ben hazırım diyor. Yeter artık diyor. Ben hazırım yeter artık diyor. Soğanlar çok güzel. Karamelize oldu. Ispanaklar böyle saldı kendini. Hani saunada böyle oturursun gevşersin ya. Ispanaklar onun gibi oldu. Ben şimdi bunları alayım abi. Ben bunları alayım. Bunları bir araya getireyim. Benim. Bunu aldım. Şöyle. Eyvallah. Bunu da aldım. Süper Ivanisa. Süper Ivanisa, süper Ivanisa. Evet. Kalmasın şunlar. Eyvallah arkadaşlar. Şimdilik. Sen burada istirahat et. Tamam. Sen burada istirahat et. Ben şimdi ne yapacağım? Azıcıkını daha yağ koyacağım. Acıma. Hadi bir de benden olsun. Eyvallah. Şimdi ne yapacağım? İşte güzellikler böyle bak. Osmanlı badem. Attım bademi de. Evet. Şimdi bademler bir kavrulsun bakalım. Bademlerin şu kavrulmasını, cızırtısını bir duyalım bakalım. Bunlar kavrulurken, evet bunlar kavrulurken sarımsaklarımı daha fazla tutmuyorum. Hemen şuradan da tuzumu aldım. Hop, Çorlu Baba eski burgaz, kanki cambaz. Ne yapacağı belli olmaz. Tak tak sarımsaklarımı ezdim. Evet, sarımsaklar da hazır. Süzme yoğurdumla buluşacak. Bademlerimi bir karıştırayım arkadaşlar. Bademlerimi şöyle bir hafif renk değiştirdi. Çok güzel. Çok güzel. Yağda renk değiştirdi. Tamam. Bademler hazır orada kavrulurken ne yapıyoruz? İsraf etmiyoruz. Ispanağımızın kökü. Bakın gördüğünüz üzere. Ispanak köklerimizi temizledik. Atmadık. Tavamızı da buluşturduk. Bak. Bak 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 bak. Hadi bakalım. Hop. Kalan sağlar bir zincir. Altını kıstık. Evet. Kalan sağlar bir zincir. Şimdi bunların da güzel kavrulmasını ama diri diri kalmasını istiyorum. Diri diri kalmasını istiyorum. Evet, altını kıstım. Hadi onlar kafalarına böyle takılsınlar. Ben hemen şu işleme bir geçeyim arkadaşlar. Böyle toparlıyorum. Evet. Şöyle süzme yoğurduma yaklaşık 6 tane iri sarımsağımı ezdim. Süzme yoğurduma kattım. Ne alemdeyiz? Bir bakalım. Evet. Evet.
dilimler süper gözüküyor. Ispanaklar, kökler süper gözüküyor. Hadi siz de birazcık daha gevşeyin. Siz de böyle bir rahatlayın. Az sonra final edeceğiz. Az kaldı. Dilimi sileyim. Bugün ikinci yemeğimizi yapıyoruz. Hararet bastı. Şu hararetini ben biraz dindireyim. Soğuk bir şey içeyim. At bakayım şöyle. Bravo sana. Eyvallah. Eyvallah. Hararetin cinsi. Oh be. Ben şimdi bu gazla iki tane daha yemek yaparım Hakan abi. İnan olsun. Oh, kendime geldim. Efendim, yavaş yavaş finale yaklaşıyoruz. Finale adım adım gidiyoruz. Bademlerimiz müthiş duruyor. Bence yeterli Yasko. Bence yeterli. Yani bunların ne olması lazım dedik? Diri diri olması lazım dedik. Mi? Biraz daha. Tamam ya. Ben alın sözü dinlerim. Bakın bir şey söyleyeceğim. Biz Trakyalılardan, biz Rumeliyiz, Trakyalıyız. Bizde son sözü evde erkek söyler abi. Tamam mı? Erkeğin sözü geçer. Ne der erkek? Haklısın be karıcığım. Tamam dediğin gibi yapalım der. Olay biter. Biraz daha karıştır dedi. Karıştırıyorum. Efendim, sarımsaklı süzme yoğurdum var. Ben sarımsaklı süzme yoğurdumu karıştırırken bademlerim ve ıspanak köklerim hazır. Hiç uzatmıyorum arkadaşlar. Hemen altını kapattım. Böyle bir turda bir kez daha onu bir havalandırdım şöyle. Bademlerimi, ıspanak köklerimi havalandırdım. Efendim daha önceden hazırlamış olduğum şu canım ıspanakları ve bol soğanlarımı ne yapacağım? Öncelikle şöyle bir aralayacağım. Bakın. Böyle bir aralayacağım. Evet. Sonra o araladığım boşluğu buram buram kokan bu süzme yoğurtla dolduracağım. Eskişehir'e sevgili Mustafa amcaya da selam göndereyim. Amca bana tüyolar ver. Amcam da Eskişehir'in çok önemli aşçılarındandır. Buradan Üç Kardeşler lokantasına Eskişehir'e selamlar gönderiyorum. Dediğim öyle bir hazırladım. Ondan sonra bakın aynen şöyle. Önce şu ıspanakları alacağım. Ispanaklarımı aldım. Şöyle el cihazlarımla, bakın şöyle bir, şöyle iki. Mastabe yaptık arkadaşlar. Lakin bitmedi, biter mi? Şimdi ne yaptık? Mor soğanlarımızı ıspanağımızla kavurduk, ayırdık. Ardından ıspanağımızın köklerini ayrıyetten kavurduk ama badem eşliğinde. Sonrasında sarımsaklı yoğurdumuzla buluşturduk. En önemlisi şu. Bakın. Olmazsa olmaz. Yani bu yemeğe çörek atı atıyoruz. Çörek otu atmamız lazım. Neden? Mübareğin bu çörek otunun ölüm hariç her şeye faydası var. Hani koronalı günler yaşıyoruz. İşte Covid var. Bağışıklık sistemimizin güçlü olabilmesi için mesela bunu saf olarak yemeklerinize de katabilirsiniz. Bunun bir de kuru sıkılmış yağı var. Sabah aç karnına bir kaşık ondan içtiğinizde Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Çörek otumuzu attık. Mastabeyi tatma vakti geldi arkadaşlar. Bugünkü yemeğimizin de ne yazık ki sonuna geldik deme vakti. Ama önce Kanki Canbaz yaptığı yemeği tadacak. Ondan sonra Ali ve ders edecek. Efendim mastabemizin şöyle kıyısından aldım. Biraz da sarımsak. Bir tane de badem. Bakın şöyle. Evet. Güzel mi Hakan abi? Evet. Tadıyorum.
Aynen harika, güzel bir çay. Süper. Bugün hangi cambaz? Mastabe yaptım. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Adet yerini bulsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Onur Market'e teşekkür ediyorum. Emeği çok. Onur ailesine kolay gelsin diyorum. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz lezzetlerde mutfağımız da sizin. Kafanıza göre takılın. Hayatınıza renk gelsin. Ali Bedercioğlu.